Hepinize merhaba. Yılbaşı temasına geçtim. Nasıl ama? Ya bilmiyorum işte, sizin için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Görsel zevkinizi biraz olsun arttırabilmek adına yapabildiysem ne mutlu bana. Şimdi yeni kameramla ilgili birkaç sıkıntı var. Onun farkındayım. Sesin kötü olduğundan bahsedenler var. Bana ses biraz boğuk geliyor. Yalan değil ama iyi geliyor, ama eğer rahatsızsanız onun yerine mikrofon alabilirim. Onun dışında bir netleme sıkıntımız var. Kamera sürekli bir nereyi netleyeceğine karar veremiyor. Onu nasıl ayarlayacağımı daha tam bilmiyorum. Kameraya o kadar hakim değilim. Üçüncü olarak da benim nereye bakacağımı asla bilememem. Diğer videoda sürekli tepeye, yani şu noktaya bakıyorum. Çünkü ekran üstte, kendimi izliyorum oradan, ama alışacağım ve artık tam anlamıyla lense bakacağım. Bunu yapabildikten sonra her şeyi tamamlarız diye düşünüyorum. Bugün aslında sizin benden istediğiniz ve benim sizden ve daha sonra en yakın arkadaşım olan İlay Özmen'den duyduğum bir oyunu oynamaya karar verdim. Mariam oyunu. Mariam oyunu. Meryem oyunu. Nasıl okuna dair daha tam bir fikrim yok, ama bu bir Arap based'li bir oyun. Yani Arapların yaptığı bir oyun. Arabik bir oyun. O yüzden adı Meryemli bir şeyler sanırım, anladığım kadarıyla. Bu oyunun lanetli olduğu, bu oyunun içinde ruh olduğu ve bu oyunu oynadıktan sonra ruhum sizi takip etmeye dair bir takım söylentiler duymuştum ve tabii ki bunu araştırmaya başladım. Daha sonra oyunun neden oynamamanız gerektiğini çok net bir biçimde anladıktan sonra oyunu oynamaya karar verdim. Yani birinin bana bir şey yapma demesiyle benim o şeyi yapmam arasında çok net bir bağlantı var. Yani dümdüz bir bağlantı var. Tabii ben önce bu oyun hakkında oynamalı mıyım, oynamamalı mıyım diye size bir soru sordum. Ve oyunun kötü yanlarından söz ettim ve siz de çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum gerçekten. Oynama kısmını bayağı bir yüzdeyle kazandırdınız. Ama ben oynamaya karar verdim. Çünkü benim gibi korkusuz bir bad bitchseniz bu oyunu mutlaka oynarsınız. Şimdi öncelikle ben biraz oyundan bahsedeyim. Bu oyun şöyle bir oyun. Bir tane korkunç bir oyun kategorisine giriyor aslında. Bir tane küçük kızımız var. Küçük kızımız kayboluyor ve onu bir şekilde bir yerlere götürüyoruz. Bana sorular soruyor ve ben o sorulara göre cevaplıyorum. Oyun böyle ilerleyecek. Oyunu indirmeme sebebiniz, yani indirmemeniz için en geçerli sebep oyunun bir virüs olmasından söz ediliyor. Oyunun bilgilerinize, galerinize ya da mesajlarınıza her şekilde ulaşabildiğini söylüyorlardı. Ben oynamadan önce araştırırken görmüştüm. Mesela bir soru soruyor ve bunu yaparken senin galerine erişmek istiyor ve sen o galeriye erişmesi için accept yapıyorsun. Yani onu kabul etmek zorundasın. Eğer kabul etmezsen oyunu sana zorla bitirtiyor. Yani devamlı olarak senin o isteğini kabul etmeni bekliyor. Bu açıdan ben hani telefonumu hackletmeli miyim diye çok düşündüm. Ya da mesela mesajlarına gir, şöyle yap, böyle yap tarzı talimatlar verildiğini duydum. Bunları yapmak istemedim aslında. O yüzden hani telefon hacklenir mi ya da başıma kötü bir şey gelir mi çok emin olamadım. Eğer böyle bir şey varsa tabii ki yüklememeniz gerekiyor. Benim de yüklememem gerekiyordu tabii ki. Ama bunu oynayan sizlerden çok kişi varmış ve bana mesaj attınız. Öyle bir şey yok, merak etme diye. O yüzden ben aslında eski bir telefonla deneyecektim, ama bu riski de alıp kendi telefonumu direkt yüklüyorum. Oyunu silemiyorsunuz, oyundan bir daha kurtulamıyorsunuz tarzı hurafeler de duydum. Onu hep beraber göreceğiz diye düşünüyorum. Aslında bu oyun nasıl oynanıyor onu da söyleyeyim. Bu kayıp kızımızı sağa sola bir yerlere götüreceğiz. Ve oyunu ormana gidip oynayanlar var. Yani mesela nereye gideyim, sağa mı gideyim ya da sola mı gideyim diye soruyor sana oyun. Ben sağa tıklarsam gerçek ormanda da sağa doğru gidip Mariam'ı ya da Meryem, her neyse işte, onu bulmaya çalışıyoruz falan. Öyle oynayanlar da var. Ve oyunun psikoloji bozduğunu söyleyenler de var. Çünkü gerçekten Meryem'i ya da Mariam, artık ben ona Mariam diyeceğim, tamam mı? Mariam'ı çevrenizde hissettiğinizi ve psikolojinizi bozduğunu söylüyorlar. O zaman hep beraber görelim. Bu arada oyunu az önce yükledim. Şu an yüklenmiş. Kayda giriyorum şu an. 3, 2, 1. Türkçe eklentisi olduğunu bilmiyordum. Sadece Arapça ve İngilizce olarak biliyordum, ama Türkçe yaması da eklenmiş galiba. Benim adım Mariam. Tamam. Oyun bulmaca çözmeye bağlı. Tamam. Sadece 9 yaşın üzerindeki kimseler için. 9 yaşının altı insanlar varsa bu videoyu hemen terk etsin. Adın ne? Gerçek adımı yazmakla yazmamak arasında çok kararsızım. İlay. Hoş geldiniz İlay. Buradaki yerim kayboldu. Tabii çeviri olduğu için birazcık çok doğru değil sanırım. Buradaki yerim kayboldu. Tamam. Bana yardım etmek ister misin? Hayır. Ve oyun biter. Neden sert bir kalbin var? Evet. Acın alıyorum. Ve acın alınılırım. Ruhunu temizlemelisiniz ve herkesin iyiliği içinse benden uzak dur, biraz yoruldum. Tamam. Pişman mısın? Evet. Bana yardım etmek ister misin? Evet. İlay, harika bir insanınız. Ah evet. Evime bak, buradaydı. Şimdi evine bakacağız galiba, tamam. Ama gece geldiğinde hiçbir şey görmüyorum. Görüntü beni etkiledi şu an biraz. Tamam. Ne düşünüyorsun? Sağlak olduğum için sağ taraf diyorum. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Okey, tamam. Sana bir soru sormak istiyorum. Ne? Çok kibarım bu oyunda. Beni güzel veya korkutucu bir kız görüyor musun? Kibar bir insan olduğum için sevimlisin. Yolun tamamlanması için nezaketinize teşekkür ederiz. Yani kaba bir insan olsaydım yolu tamamlayamayacak mıydık? Tamam. Birkaç saniye bekledikten sonra geri döneceğim. Nereyi bekliyorsun ve beni niye buraya tek başıma bırakıyorsun? Gelir misin? Kaldık mı böyle şu an? Heh. İt İlay gerçek isminiz mi yoksa onu değiştirecek misiniz? This is a tricky question. Gerçek ismim. Ailene senden bahsettim. Benim aileme neden benden bahsettin? Onları şimdi görmek istiyor musun? Evet. Hadi birlikte gidelim. Tamam, hadi. Hızlı git. Tamam. Bu odaya gir ve onları görebiliyorsun. Şimdi ben kendi ailemi mi göreceğim, onun ailesini mi göreceğim? İddia ettiği gibi ben Blue Whale değilim. Bunu biliyorum. Neden korkularını gözlerinde görüyorum? Korkmuyorum. Ben sadece herkesle birlikte sevimli bir kızım, tamam. Her şeyi biliyorum, radyoda duyuyorum. Ne duydun? Tüm ülkeler parayla mücadele içinde yaşıyor. İnsan hayatı daha iyi. Kesinlikle. Neden odaya girmedi? Kapı açılma sesi. Bu odaya hapsedildin. Ay, bu gülme efekti beni biraz... Sinirimi bozdu. Niye ya? Yakında size dönene kadar dışarı çıkmayacak. Ben niye buraya girdim abi? Anahtar seninleyim, mobil sarsacak. Bağı salladım. Kırmızı anahtar. Anladım. Dışarı çıkamıyorum, doğru anahtar değil. Tekrar dene. Heh, siyah anahtar. Bu mu? Geri döndürmeden önce hızlı bir şekilde gizlemek ister misiniz? Nereye gizleyelim? Araba garajına gizleyelim. Geri dönüyor. Ne geri dönüyor abi? Mariam mı geldi? Bu karı beni buraya kilitleyip gitti. Ben sana... Mariam, ben döndüm. HG kardeşim. Aldatma, neredesin? Ben bu sesini açayım da siz de duyun ya. Evde olduğunu biliyorum. Evet salak, az önce beni odaya kilitlediğin farkında mısın? Evet. Mariam, ne duymak istiyorsun? Yüksek sesli şarkı. Mariam, sana verdiğim bağlantıya tıklayın. Ne olacaksa olsun artık diyerek tıklıyorum. Vallahi tıkladım. Ay, ben hızlandırmaya almıştım şu an. Tamam, yeter, izledim. Tamam, izledim. Biri Side'ye gidiyor. Side mi? Defol. Bölüm 2. Bir de ben şu an ne yaptığımız hakkında en ufak bir fikrim yok. Her şeyi hissedebiliyor. Tamam. Ellerinizin sıcağı ve titreşimleri. Başka. Ayrıntılar ve oyun bulmaca odaklanın. Tamam, hadi. Şimdi oyuna geri dön. Tamam. Biri Side'ye gidiyor. Side'nin neresi olduğunu biri bana söyleyebilir mi? Bekle. Hala burada. Pencereden dışarı bakmak ister misin? Tamam. Mariam gidiyor. Defolsun gitsin. Bekliyorum. Pencereden dışarı bakmak ister misin? Ha, kızı zorla durduracağız yani. Evet, anlaşıldı. Dışarı çıktım. Ne yapmak istiyorsun? Ormana git, otobana git. Otobana gidiyorum. Önce kapıyı çıkart. Kapıyı aç. Neden kaçmak istiyorsun? Sen çok korkunçsun. Seni seviyorum ve kaçarsan cezalandırırım seni. Başka hapishaneye tekrar dönmek ister misin? Tekrar? Ben ne yaptım acaba? Üzgünüm Mariam. Aç mısın? Bu soruya asla hayır demem. Evet açım. Mutfaktan bir şeyler alacağım. Yani az önce birbirimize giriyorduk. Şu an karı bana yemek yapıyor. Ne yapmak istiyorsun? Biraz yemek yemek istiyorum. Mutfağa çık gidelim yanına. Ne yapacağı hiç belli olmaz bu karının çünkü. Umurumda değil, umurumda. Bu çeviri beni benden aldı. Kötü bir kız değilim. İnan bana. Evet, sana inanıyorum. Benimle gel, aileme bak. Zaten en başından beri ailene bakmak için geldik buraya ve beni oraya kilitleyip defolup gittin yani. Bir sonraki bölümü bekle. Işığı kapat, tamam. 3. bölüm, okey. Nereye gitmek istersin? Doğuya gidelim. Tüm bölgelerde ve mevsimlerde sadece 2.99 doların tadını buy. Ay hayır hayır. Oyunu satın alıyorum, hayır. Ne oldu şimdi? Tekrar girip deneyeceğim. Yok, bitti, para istiyor. Bu muydu? Yani gerçekten bu muydu? Yani ne diyeceğim hakkında en ufak bir fikrim yok. Bu kadar laf ettiniz, bu muydu yani? Ama hiç hani böyle bir galeriye istek bir şey olmadı. Şimdi oyunu silmeyi deneyeceğim. Eğer oyun silinmiyorsa gerçek bir sıçış yaşayacağız demektir. Bakıyorum şu anda. Sildim. Hiçbir sıkıntı yok. Vallahi hiçbir sıkıntı yok. Evet yani bu kadar. Hiçbir şey yokmuş. Ama bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten eğer korkmak ya da bundan etkilenmek istiyorsak hani bilinçli bir biçimde hakikaten gidip bunu ormanda falan oynayabiliriz mesela. Sağa git, sola git falan dersin. Oralara gidersin ve Mariam'ı bulmaya falan çalışırsın. Sandalyeden ses geldi ve korktum. Bilmiyorum. Oyun çok kısa sürdü ve biraz bana çocukça geldi açıkçası. Beklediğim gibi değildi. Ama yine de virüstür, bir şeydir, bilgileriniz erişir. Ben yine de korkuyorum yani. O kadar şey. Bir ülkede yasaklanmış hatta. Hangi ülkede? Dur onda. Ya nereden geliyor bu ses abi? Ben şu an gerçekten korkuyorum. Ailelerin çocuklarını oynamasına izin vermemesi gerektiği söyleniyor. Bunun sebebi kimlik avı, hırsızlık veya gasp olarak geçiyormuş. Dediğim gibi kimlikle ilgili bir sıkıntı var sanırım. Sanırım personal yani kişisel sorular soruluyormuş oyunda. Şu an bana sormadan mesela Facebook hesabında nerede yaşıyorsun, evin neresi falan tarzı sorular soruluyormuş. Ama bizde öyle bir şey olmadı. Belki daha sonra oyun bu şekilde yayılmaya başladığı için silmişler ve değiştirmişlerdir belki. O yüzden adımı vermeyip İlay arkadaşımı, canım kankamı heba ettim. Kusura bakmasın. Umarım merakınız bir şekilde giderilmiştir. Böylece sizin de indirmenize gerek kalmaz. Sizin için kendimi feda ettim çünkü. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.